Küçük bir aradan sonra tekrar beraberiz. Mutfaktayım. Ebru'nun gece içeceği var. Onu hazırlayacağım. Metabolizmayı hızlandıran özel bir içecek tarifi. Bu içeceği içtiğinizde uyumadan önce gece daha rahat uyumanızı sağlıyor. Bağırsaklarınızı çalıştırıyor. Daha iyi uyuyorsunuz. İyi uyumanıza yardımcı oluyor. Kesinlikle metabolizma hızlanıyor. Sabah kalktığınızda daha taze, daha fresh, daha zinde uyanıyorsunuz. Karnınız da dümdüz oluyor. Bilginiz olsun. Nasıl yapıyoruz? Çok pratik bir tarif bu. Hemen şöyle, bu şu an yanıyor, tamam. Hangi malzemelere ihtiyacımız var? Bir elmaya ihtiyacımız var, bir çubuk tarçınımız var. Hemen kokluyorum, çok güzel. 2 adet karanfil koyacağım. Bir tatlı kaşığı papatyamız var. Bunların hepsini kaynatacağım. Balımız var. Bir tatlı kaşığı, çay kaşığı da koyabilirsiniz. Yani bu balı eğer ki şeker sıkıntınız varsa, şeker sorununuz varsa koymasanız da olur. Ama o kadar baldan hiçbir şey olmuyor. İnanın rahatlatıyor. Bal da çok faydalı biliyorsunuz. Elma nitekim öyle. Elma çok faydalı. Böbreklerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Uykusuzluğa çok iyi geliyor. Zaten papatyayı herkes bilir. Suyumuza papatyamızı koyuyoruz. Ocağın altı açık değil mi? Papatyamızı koyduk. 2 tane karanfil atıyorum. Tarçın çubuğumuz var. Onu atıyorum şu anda. Elmamız var. Elmamızı kabuklarıyla birlikte koyacağım. Evet, bu çay 2 kişilik bu arada. Eşinizle birlikte içebilirsiniz. Şöyle. Elmamızı, aman şöyle kabuklarıyla birlikte atıyorum. Çok güzel. Elmamızı attım. Papatyayı attım. Evet, çok pratik bir tarif gerçekten. Şimdi bu kaynadıktan sonra hafif fincanımızı alacağız. Balını ondan sonra da koyabilirsiniz. Ya da hafif kaynadıktan sonra da balını şöyle bir tatlı kaşığı kadar az bir miktar koyabiliriz. Balımız biraz, evet, şekerlenmiş galiba. Şöyle koyuyorum. Çok güzel. Şimdi kaynasın. Kaynaması için şöyle kapatalım. Demlenecek, kaynayacak. Gerçekten güzel bir tarif. Dediğim gibi metabolizmayı hızlandırıyor. Aynı zamanda sabah daha fresh, daha iyi kalkmanızı sağlıyor. İyi uyumanızı sağlıyor gece. Çok güzel bir tarif. Ebru'nun gece içeceği. Hepinize tavsiye ediyorum. Şimdi yapacağım karışım. Evet. Türk televizyonlarında bir ilk. bunun esprisiyle portakal yağı kullanacağım. Evet, portakal yağımızı şöyle alıyorum. Karın yağlarını yakan nefis bir karışım bu. Portakal ve biberiye yağı. Evet, birer kaşık koyuyorum. Bunları ne yapıyorum? Karıştırıyorum. Daha sonrasında da alıyorum. Karnıma masaj yaparak, evet, karnım açık olsaydı uygulardım şimdi. Masaj yaparak bu şekilde sürüyoruz. İsterseniz streçle, bol miktarda sürüp streçle sarabilirsiniz karnınızı. Yarım saat o şekilde kalabilir. Her gün uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok etkili, nefis bir tarif. Karın çalıştıktan sonra da çok etkili. Hepinize tavsiye ediyorum. Karın çalışan, çalışmayan herkes karın yağlarını eritmede oldukça etkili bir yağ karışımı. Evet, kesinlikle notunuzu aldınız diye düşünüyorum. Şimdi minicik bir aramız var ama çok küçük bir ara. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Şafak Bey'le devam ediyoruz.